Oda sıcaklığında 270 gram saf suya bir miktar x katısı ekleniyor. x katısının kütlesinin zamanla değişimi grafikteki gibidir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Bakın grafiğimizi incelediğimizde 40 gram x eklemiş 10 gramı elimizde kalmış. Yani bu aradaki fark alırsak 30 gram x çözülmüş. Birinci yargıda diyor ki katısıyla doymuş çözelti oluşmuştu. Bu ifademiz doğru. Yani görüntü olarak da şöyle olacak. 270 gram suya bir miktar x ekliyoruz. 10 gramı böyle dipte kalıyor. Yani 10 gram çözülmeden kalıyor. Yani katısıyla dengede bir çözelti oluşmuş. İfademiz doğru. İkinci yargıda kütlece yüzde %10'luk çözelti elde edilir demiş. Kütlece yüzde derişim formülümüz neydi? Yüzde derişim eşittir. Çözünenin kütlesi bölü çözeltinin kütlesi çarpı yüzde. Çözünenimiz 30 gram. Çözeltimiz 270 su var. 30 da x çözünüyor. Toplam 300 oluyor. Çarpı 100. Buradan 2 sıfır attık. Buradan da 2 sıfır attık. 30 bölü 3'ten %10 çıkar. İkinci yargımız doğru. Üçüncü yargımız da Aynı sıcaklıkta x katısının saf suda çözünürlüğü 15 gram bölü 100 gram su şeklinde denilmiş. Şimdi arkadaşlar 270 gram su kaç gram x ile doyur? 30 gram. O zaman şöyle bir denklem kurabiliriz. 270 gram su 30 gram x ile doyuyorsa yani çözünürlüğü buysa 100 gram suda acaba kaç olur? Buradan a eşittir 100 çarpı 30 bölü 270. Şimdi buradan işlem yaptığımızda şöyle yapabiliriz. Bakın 30 ile 270'i sadeleştirirsek aşağıda 9 kalır. Yani bu işlemin sonucu 100 bölü 9 gibi bir sayı çıkar. Yani tam sayı çıkmıyor. Yani burası yanlış. 15 çıkmıyor arkadaşlar. Bu durumda cevap 1 ve 2. Yani D seçeneğidir. Aşağıdaki grafikte x ve y tuzlarının saf su içerisinde sıcaklık ile çözünürlük değişimleri verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur denilmiş x ve y ortak iyon içermemektedir diye de bir bilgi verilmiş. Birinci yargıda y katısının suda çözünmesi sırasında ısı açığa çıkar denilmiş. Şimdi arkadaşlar y'ye baktığımızda sıcaklık arttıkça çözünürlüğü azalmış. Demek ki y'nin sudaki çözünürlüğü demek e, sıcaklıkla ters orantılı olduğu için egzotermiktir. Yani ısı verendir. Bu durumda birinci ifademiz doğru. İkinci ifademizde tuzların 15 santigrat derecedeki çözünürlük değerleri eşittir. Baktığımızda evet aynı noktadalar çözünürlükleri eşit. 15 derecede 400 gram saf suda X ve Y katısının çözünen toplam kütlesi en fazla 80 gramdır denilmiş. Şimdi arkadaşlar bakın 15 derecede 100 gram suda şu noktada ne yapıyor? 10 gram x 10 gram da y çözünüyor. O zaman 400 gram suda bakın 100 gram suda 10 gram x 10 gram da y çözünüyor. Yani toplam 20 gram madde çözünüyor. Yüzde 20 ise burayı 20 olarak düşünelim. 400 de kaç yapar? Su miktarı 4 katına çıkarsa madde miktarı da 4 katına çıkar. 80 gram yapar. Üçüncü ifademiz doğru. Bu durumda cevap E seçeneği yani hepsidir. Aşağıda verilen çözeltiler aynı sıcaklıkta çökme olmadan karıştırılıyor. Buna göre yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci ifademizde diyor ki oluşan çözeltinin derişimi 1.6 molardır demiş. Yani arkadaşlar birden fazla çözeltiyi karıştırdığımızda şöyle bir formülümüz vardı. M1 V1 artı M2 V2 eşittir M son V son. Yani şuradakiler hacim olsaydı hesaplayabilirdik. Bakın mesela burası 400 mililitre burası 600 mililitre olsaydı ne derdik? Birincisi 1 çarpı 400 artı ikincisi 2 çarpı 600 eşittir. En son çarpı 400, 600 daha 1000. Tabi burada yine buraya 1000 yazabilmemiz için sonra da şunu vermesi lazım. Hacim de değişme önemsizdir. Yani hacim korunuyor gibi bir ifade kullanması lazım. Yani sonuçta iki tane sulu çözelti karıştırdığınızda hacmi 1000'in altında olabilir. Çünkü hacim korunur diye bir kanun yok. Yani bu formülü kullansak bile kesinliğimiz yok. Onu da belirtelim ama yani olsaydı, hacim verilseydi böyle bir formül uygulayabilirdik. Burası 400, burası 1200 eşittir en son çarpı 1000. Buradan 1600 yapar ve 1000'i karşıya atarsak en son eşittir 1600 bölü 1000'den cevabımız 1.6 çıkabilirdi. Ama bunların hepsi hacim olsaydı ve hacimin korunduğu söylenseydi olabilirdi diyoruz. Şimdi biz bu çözeltilerimizin yoğunluğunu bilmiyoruz yoğunluğunu bilmeden hacimlerini bilebilir miyiz? Bilemeyiz. Yani değişiktir. En yani böyle ve şu an sadece burayı biliyoruz. Yoğunluğu da bilmiyoruz. O zaman hacmi de bilemeyiz. Hacmi de bilemediğimiz için bununla ilgili yorum yapamayız. İkinci ifademiz çözelti kütlesi 1 kilogramdır denilmiş. Evet birinci çözeltimiz 400. ikinci çözeltimiz 600. Toplarsam 1000 gram yapar. Çünkü kütle her zaman korunur. O da 1 Kilograma eşittir. İkinci ifademiz kesin doğrudur. Üçüncü ifademizde çözelti kütlesi ve hacmi son karışımda birbirine eşittir demiş. Arkadaşlar çözeltinin kütlesinin ve hacminin son karışımda birbirine eşit olması demek. Bakın D eşittir. En bölü ve yani buranın bir olması demek. Çünkü bunu karşıya attığımızda ya da hacmi karşıya attığımızda buradan hacim eşittir. Kütle gibi bir değer çıkması lazım. Ama biz tekrar söylüyoruz. Bu çözeltide yoğunluk hakkında bir bilgimiz var mı? Yok. O zaman bunu bilemeyiz. Bu durumda cevap yalnız 2 ve B seçeneği olacaktır. Doymamış tuzlu su çözeltisi kaynarken sıcaklığı ve derişimi çözelti doyana kadar artar ve buhar basıncı değişmez diye bir bilgi verilmiş. Sabit basınç altında kaynamakta olan doymamış tuzlu su çözeltisi için yukarıda çizilen grafiklerden hangileri doğrudur diye de sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bakın şurada da denildiği gibi doymamış tuzlu su çözeltisi kaynarken sıcaklığı ve derişimi çözelti doyana kadar artar diyor. Yani şu an kaynamakta olan bu çözeltinin derişimi artıyor. Derişimi arttığı için de tuzlu su biliyorsunuz ki elektriği iletir, iyon içerdiği için Derişimle de doğru orantılıdır iletkenlik yani derişim arttığı için iletkenliği artacaktır. Birinci grafiğimiz doğru. İkinci grafiğimizde derişim artar diyor zaten burada da kendi söylemişti verilen bilgi de. bu ifademiz de doğrudur. Öz kütledirilmiş derişimle öz kütle doğru orantılıdır. Derişim artıyorsa öz kütle de artar. Bu grafiğimiz de doğrudur. Burada şöyle de düşünebilirsiniz. Bakın değişiktir m bölü v. Burada su gittiği için, su buharlaştığı için hacim azalıyor. O zaman öz kütle artacaktır. Bu durumda 3 grafiğimiz doğru olduğu için cevap A seçeneğidir. Yukarıda verilen kimyasal maddelerin yoğun fazlarda tanecikler arasında oluşan etkin etkileşim türlerine eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci bileşik çiftimize baktığımızda bakın burada hidrojen oksijene bağlı. Burada da hidrojen oksijene bağlı. Eğer hidrojen elektronegatifli yüksek flor, oksijen ve azot atomlarından birine bağlıysa bu şekildeki iki madde arasında etkin olan etkileşim hidrojen bağıdır. O zaman birincisi şu şekilde oldu. İkinci bileşik çiftimize baktığımızda hidrojen bromürle amonyak vermiş. Bunun içinde şunu söyleyebiliriz. Bakın hidrojen atom numarası 1, değerlik elektron sayısı 1. Brom ise şöyle dağıttığımızda bakın 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 ve 4p5 şeklinde olacak. 35'i dağıttık. Bakın değerlik elektron sayısı 5, 2 daha 7. Yani 7A grubundaki bu elementin 7 tane noktası var. Şimdi bunlar arasında şöyle bir bağ oluşacak. Bakın buradan hidrojen, buradan brom çektiği için ve eşit bir çekim olmayacağı için bu kutuplu bir bileşik yani polar bir bileşiktir. Amonya da şu şekilde düşünebilirsiniz. Azot 7, 2, 5. Değerlik elektron sayısı 5. 1, 2, 3, 4, 5. Burada 3 tane de hidrojen varmış. Şimdi merkez atomun üstünde elektron çifti olduğu için bu maddemiz de polar. O zaman iki polar madde yan yana geldiklerinde aralarında oluşacak, oluşacak etkileşim dipol dipol etkileşimidir. Üçüncü bileşik çiftimize baktığımızda bakın burada bir hidrokarbon var. Sadece karbon ve hidrojenden oluşan bileşikler apolar bileşiklerdir. Yani bu bileşiğimiz de apolar, bu bileşiğimiz de apolar. O zaman iki tane apolar bileşik arasında ne oluşur? İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimi oluşur. Ya da diğer ismiyle London kuvvetiyle. O zaman eşleştirdiğimizde doğru cevap A seçeneğindeki gibi oldu arkadaşlar. Kış aylarında olası buzlanma tehlikesine karşı havaalanında uçaklar alkolle yıkanır. Bu işlemle uçakların kanat, motor, kuyruk ve gövdesi yüksekçe bir araçtan püskürtülen alkolle buzlanmaya karşı korunmuş olmaktadır. Ayrıca iniş ve kalkışlar içinde pistler buzlanmaya karşı yine alkolle yıkanır. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Birinci yargımız da diyor ki alkol su moleküllerinin daha düzenli bir yapıya geçişine geciktir. Yani bu ifademiz doğrudur. Bakın ne yapıyor? Daha düzenli sıvıdan katıya geçmek. Mesela daha düzenli bir yapıya geçişte alkol bunu geciktiriyor. Yani donmasını engelliyor alkol su karışımından oluşan çözelti daha düşük bir sıcakta donmaya başlar. Et evet, alkol su karışımın karışımında oluşan çözelti ne yapıyor? Daha düşük bir sıcakta donuyor. Normalde mesela su sıfır derecede donarken sıfırın altına düşerek donmasını engeller. Bu ifademiz de doğrudur. Alkolün suda çözülmesi hidratasyondur demiş. Evet, eğer çözücümüz su ise hidratasyon çözücümüz başka bir madde olduğuna bunu da solvatasyon Diyorduk burada çözücümüz su olduğu için üçüncü ifademiz de doğrudur. Bu durumda cevap E seçeneği yani hepsidir. Derişim birimleri ve formüldeki ifade şekilleriyle ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci Derişim birimimize baktığımızda molarite verilmiş. Molaritenin formülü neydi? Çözünenin mol sayısı bölü çözeltinin hacmi birimi de litreydi. Burası doğru. İkinci ifademize baktığımızda molalite denilmiş. Molalitenin formülü neydi? Çözünenin mol sayısı bölü çözeltinin değil arkadaşlar bakın şurası ne olması lazım? Çözücünün kilogram olarak miktarı olması gerekirdi. İkinci ifademiz yanlış. Diğer ifadelerimize bakalım. Mol kesri, et evet, mol kesri nedir? çözünenin mol sayısı bölü toplam tanecik mol sayısı doğrudur. Çözünenin mol sayısını toplam tanecik sayısına oranlıyorduk. ppm milyonda bir derişim demektir. Çözünenin kütlesini miligram, çözeltinin kütlesini, kütlesini kilogram vermişse birbirine oranlıyorduk. Bu ifademiz de doğrudur. Eğer şuradaki birimler aynı olsa formül nasıl oluyordu? Şurada çarpı milyon oluyordu. Yani birimler aynı olsaydı ama birimler aynı olmadığında yukarısı miligram, aşısı kilogramsa formülümüz bu şekilde doğrudur. Hacimce yüzde derişim çözünenin hacmi bölü çözeltinin hacmi çarpı yüzde. burası da doğru verilmiş. Burada yanlış olan 2 ve cevap B seçeneğidir. Suda çözünmesi egzotermik olan x katısı ile ilgili Hasan Sema ve Veli arkadaşlarını bilgilendirmek için öğretmenleri tarafından tahtaya kaldırılmıştır. Buna göre öğrencilerden hangilerinin verdiği bilgi doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ilk ifadede şöyle denemiş: sıcaklık arttıkça x katısının suda çözülme hızı artar. Bu ifademiz doğrudur. Sıcaklık artıyorsa taneciklerin kinetik enerjisi ve hızı artacaktır. İkinci ifademizde basınç artışı X maddesinin çözünürlüğünü etkilemez demiş. Basınç sadece gazların çözünürlüğünü etkiliyordu. Bizim maddemiz katı olduğu için çözünürlüğünü etkilemeyecektir. O zaman ikinci ifademiz de doğrudur. Üçüncü ifademizde katısıyla dengede olan X çözeltisi soğutulursa dipteki katı kütlesi artar denilmiş. Arkadaşlar bakın egzotermik çözünmelerde sıcaklık ile çözünürlük ters orantılıdır. Şimdi burada soğutulursa diyor sıcaklık azaltılırsa çözünürlük artacaktır. O zaman bu madde daha fazla çözünür, çö madde çözecektir. Çünkü çözünürlüğü artıyor. O zaman daha fazla madde çö çözeceği için dipteki katıyı çözeceğinden dipteki katının kütlesi ne yapacaktır? Azalacaktır. Son ifademiz yanlıştır. Buna göre cevap Hasan ve Sema yani D seçeneği olur.